Sevgili gençler selamlar sevgiler. Hepinizin merak ettiği soru şu. TYT kolay, AYT zor oldu. Peki şimdi ne olacak? Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. Arkadaşlar TYT'nin kolay, AYT'nin zor olması sizi telaşlandırmasın. AYT'nin zor ve seçici olması sizler için büyük bir avantaj. Bu avantajın ne olduğunu sınav açıklandıktan sonra göreceksiniz. Çok az netle belki rüyanızda bile göremeyeceğiniz bölümlere yerleşeceksiniz. Hani çok az netle dediğim öyle 3 net 5 netten kastetmiyorum. 30-35 netler matematik netleriyle gideceğiniz bölümlere belki 20-25 matematik netleriyle gideceksiniz arkadaşlar. Bir de ben her zaman şunu söylerim. Çalışanla çalışmayan arasındaki farkın ortaya çıkması lazım. 8 saat çalışanla 1 saat çalışan aynı neti yapıyorsa sınavın seçiciliği yoksa arkadaşlar 8 saat çalışan hakkını alamıyor. Ona yazık oluyor. Biz geçmiş yıllarda bunu çok yaşadık. O yüzden bu sınavda arkadaşlar 37-38 matematik net yapanlar 30 netle o istedikleri bölümlere girecekler. Belki daha iyi yerlere girecekler. Sınavın bu şekilde olması hepiniz için dediğim gibi bir avantaj. Ben böyle olması adına sevindim. Çünkü sınava giriyorsunuz. 35 netler ve üzeri işte 40 39'a 1 38'e 2 40'a 0 falan arkadaşlar bunların çok olması iyi bir şey değil seçici bir sınav önemli olan sıralamalarınızın yüksek olması az netle çok iyi yerlere sıralanacaksınız. Hep geçmişte şunu söyledim. Adam 40'a 0 matematik yapmış. ilk 20 bine bile girememiş. İlk 30 bine girememiş. 40'a 0 matematikle. E şimdi kimseye 40'a 0 matematik yaptı diye ÖSYM ayrıcalık tanımıyor arkadaşlar. Burada önemli olan nedir? Sıralamanızın iyi olması. Ben de şunu ifade ediyorum. Siz az netle çok iyi sıralama elde edeceksiniz. Çok iyi sıralamanız olacak. O yüzden sakin olun. Gereksiz yorumlara, gereksiz söylemlere itibar etmeyin. İnşallah yapmış olduğunuz matematik netleri ne olursa olsun sıralamanızın Beklediğinizden daha iyi geleceği kesin bunu bilin arkadaşlar Bir de şunu tekrar ifade edeyim 35 netlerle girilecek, 35 matematik netleriyle girilecek bölümlere 25 netle gireceksiniz. Belki 20 netle gireceksiniz arkadaşlar. Bir de bu yılı hocam hangi yılla kıyaslayalım diyenler var. Arkadaşlar bu yılı bir kere geçen yılla kesinlikle kıyaslamayın. Çünkü geçen yıl daha rahat bir sınavdı. Ortalamalar daha yüksek çıktı. Bir de ikinci dönem konuları yoktu. Ayrıca bu yıl üniversite sınavına giren 12. sınıftan olup da üniversite sınavına giren öğrenci sayısı geçmiş yıllara göre daha fazla. O yüzden sınava gelen öğrenci sayısı fazla. AYT son en yakın tarihli zamanlara bakarsak son yıllara göre çok daha seçici bir sınav. O yüzden karşımıza bu yıla özgü bir sıralama gelecektir. Ama bu yıla özgü bir sıralama öyle kötü bir sıralama değil arkadaşlar. Bu yıla özgü çalışanların hakkını aldığı güzel bir sıralama karşınıza gelecektir arkadaşlar. Bu yılın kesinlikle dediğim gibi bu yılı geçmiş yıllarla kesinlikle karşılaştırmayalım. Ha sınavdaki sorulara gelince sınavdaki sorularla ilgili arkadaşlar o faktöriyel sorusunun birçok kişinin yaptığını düşünmüyorum. O faktöriyel sorusu bence sınavın en seçici sorusuydu. Binom sorusu zor da evet arkadaşlar binom seçici bir soruydu. Ondan sonra logaritma. Logaritma ile ilgili genelde ya sınavdaki çıkan logaritmalar kolaydır. Sınavda çıkan logaritmayı rahat yaparsın algısı vardı ama logaritma sorusu sanırım bir taneydi ve o soru da çok kolay değildi. Ayrıca dü, girmiş olduğunuz dünkü TYT'de geometri soruları çok kolaydı ama AYT'nin geometri soruları hiç de kolay değildi arkadaşlar. Yani AYT'nin geometrisini yapabilmek için ciddi anlamda geometri çalışmak gerekiyordu. Genel itibariyle limit, türev, integral soruları ile ilgili zorlan öğrencilerin zorlanmadığını duyuyorum limit türevi integral soruları, limit türevi integrali ortalama bir seviyede çalışan tüm öğrencilerin yaptığını duydum. Ve genel anlamda da zaten limit türevi integral soruları rahat yapılmış. Ama limit türevi integralin dışındaki sorularla ilgili sınavın matematik sorularının genel değerlendirmesi zor olduğu yönünde. Arkadaşlar görüldüğü gibi bu yılki sınavın belirleyicisi AYT Matematik oldu. ÖSYM'nin bu yılki AYT Matematik sorularına bakıp da 2025 tayfa için evet ÖSYM AYT Matematikte böyle sorar aman dikkat diyebiliyor muyuz? Arkadaşlar bunu demek zor olabilir. 2025 AYT Matematik böyle de olabilir, olmayabilir. Çünkü ÖSYM bu TYT ve AYT'nin belirleyici testini ya Türkçeden ya da matematikten oluşturuyor arkadaşlar. Sizin üniversite sınavına hazırlanan 2025 tayfa için söyleyebileceğim en önemli şey Türkçe ve matematiğe hazırlıklı olun. Türkçe'de de zor sorulara hazırlıklı olun. Matematikte de zor sorulara hazırlıklı olun. Çünkü ÖSYM'nin e, bu Türkçe ve matematik testlerinden birinde zor sorarak sıralamaları belirlediği artık e, kesin. Bu yılki belirleyici testte ayete matematik testi oldu arkadaşlar. Evet hepinize çok 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 geçmiş olsun arkadaşlar. Bir sürpriz sizi bekliyor. Güzel bir sürpriz bekliyor bence. Üzülmeyin. Ee, i̇nşallah istediğiniz yerlere az net yaparak yerleşeceksiniz. Tekrar geçmiş olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Güzel yerler kazanmanız ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.